Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere goji beri tohumu çimlendireceğiz. Goji beri çok faydalı, sağlıklı bir meyve. Ve goji beri tohumu çimlenir mi? Evet, çimlenir. Çok da güzel büyüyen, çabucak büyüyen bir meyve. Şimdi öncelikle toprağımızı şöyle kabımızın içine serdik. Goji beri tohumu ıslatmaya gerek olmayan, zaten o kadar minik ki tohumları. Şöyle size göstereyim. Islatmaya gerek yok tohumlarımızı. Minicik altın çilek tohumuna benziyor aynı. Altın çilek tohumunu da bu şekilde ekeceğiz. Goji biberi gibi. Şimdi tohumlarımızı toprağımızın üstüne böyle serpiştiriyoruz. Tohumumuzun kalitesi ve toprağımızın kalitesi çok önemli. Güzel tohum çıkarmak istiyorsanız toprak ve tohum arkadaşlar. Şimdi bunu hafifçe üzerini örtüyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde tohumlar yüzeyde kaybolana kadar çok az toprak örtüyoruz. Toprağı çok fazla üstüne doldurmayın ki tohumlar rahatlıkla çıkabilsin. Şurada kenarda olanları da içine alalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde kabımızı nemlendirecek şekilde sulama yapıyoruz. Ve bunu kapatacağız. Tohumlarımız çıkana kadar başka hiçbir şekilde sulama yapmayacağız arkadaşlar. Bunun için çok soru geliyor bana. Tohum ekiyorum, daha sonra sulama yapacağım mı? Tohumlarınızı yani bu şekilde kapatacaksınız. Ben şimdi bunu bantlayacağım. Tekrar sulama asla açıp yapmamanız lazım. Yani bu tohumlarınız çıkacak. Ondan sonra üstünü açacağız. Ondan sonra gerekli sulamayı yapacağız. Şimdi üstünü bir kapatayım ben. Daha önce goji biberi ekmiştim. Şu anda onu görüyorsunuz karşıda. Şimdi kabımızı güzelce bantlıyoruz. Hiçbir yerinden hava almayacak şekilde. Daha önce de size domateste, patlıcanda göstermiştim bunu. O şekilde hiç hava almayacak şekilde bu şekilde bekleyecek. Güneş alan bir yere koymanız lazım. Şimdi şu goji biberi tohumlarımız. Goji biberi. 10 gün oldu ben bu tohumu ekeli. Şimdi 10 günde goji biberi tohumlarımız bu şekilde oldu. Şöyle biraz daha yakından göstereyim size. 2 yaprak oldular şu anda. Biraz daha büyüdüklerinde 4 yaprağa döndüğünde goji biberleri ayrı şaşırtma yapacağız. Mesela şurada iğde ve yabani hurma şaşırtma yaptım burada. Şu yabani hurma, şu iğde. Bizim bura sera gibi şu anda evimizin içinde kalorifer önünde sabah güneşi alan bir yere tohumlarımızı ektim. Tohumlarımızın çoğu çıktı arkadaşlar. Bu hafta çok soğuk olacak. O yüzden bir dahaki hafta hepsini şaşırtma yapacağım. Şaşırtma videosu da ayrı çekeceğim inşallah. Goji biberi tohumlarımız da bu şekilde. Evet, goji biberi tohumlarımız bu şekilde. 10 günde çıkacaklar inşallah. Goji biberi tohumları nasıl çimlendirilir? Bu şekilde kesinlikle sulama yapmıyorsunuz. Her tarafı kapalı olduğu için. Bu şekilde saklıyorsunuz. Daha sonra açtıktan sonra toprak kurudukça sulama yapacağız. Bir hafta sonra da bunları şaşırtma yapacağız inşallah. Bol bereketli olsun. Hayırlı günler diliyorum.